Suriye'nin Rakka şehrindeki kiliseler IŞİD tarafından yağmalanmış ve yıkılmış, çoğu kilise ise harabeye dönmüştü. 6 ay önce Diyanet İşleri Vakfı'nın gözetimi altında restorasyon işlemleri başlatıldı. Kentteki Hristiyan toplumun çoğu yerinden edilmiş olsa da kiliselerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Suriye'nin Rakka şehrindeki kiliseler IŞİD tarafından yağmalanmış ve yıkılmış, çoğu kilise ise harabeye dönmüştü. Raşit Parkı yakınlarında Rakka'nın en büyük kiliselerinden biri olan Kutsal Şehitler Ermeni Katolik Kilisesi'nin kalıntıları bulunuyor. Yıkımdan önceki yıllarda IŞİD tarafından kutsallığına saygısızlıkta bulunan kilisenin haçları sökülmüş ve yerine siyah bayrakları asılmıştı. HİSPA adı verilen dini polisler tarafından ofis olarak kullanılan kilise en son askeri karargah olarak faaliyet gösterdi. Suriye Demokratik Güçleri tarafından Ekim 2017'de kurtarılmasından bu yana Rakka Sivil Konseyi tarafından yeniden inşası için çalışmalar başlatıldı. Maddi kaynakların yetersizliği ve tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle kilise harabe kaldı. 6 ay önce Diyanet İşleri Vakfı'nın gözetimi altında restorasyon işlemleri başlatıldı. İlk aşama olan modoz ve kalıntıların kaldırılması bir ay önce tamamlandı. İkinci aşama olan binanın temelinin atılması ve dış duvarların inşası ise devam ediyor. Restorasyon çalışmaları Rakka Sivil Konseyi tarafından finanse ediliyor. Rakka Sivil Konseyi İmar Başkanı İbrahim İveys, IŞİD'in paralı askerleri tarafından Suriye halkına nefret tohumları ekilerek zayıflatılan kardeşlik bağı, kilisenin inşasıyla yeniden güçlenecek dedi. İveys, çalışmaların yakında tamamlanması gerektiğini de belirtti. IŞİD, Rakka'yı işgal etmeden önce şehirdeki Ermeni ve Süryani nüfus %1'e karşılık gelmekteydi. Şehrin yeniden inşası yavaş ilerliyor. Kentteki Hristiyan toplumun çoğu yerinden edilmiş olsa da kiliselerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.